Teknoseyri hoş geldiniz. Hatırlarsanız birkaç hafta önce Huawei yeni ürünlerini duyurmuştu. Biz de yerinde takip etmiştik lansmanı. Laptop'tan telefona, kulaklığa, tablete her kategoride ürün duyurdular. Bu ürünlerin hepsine Teknoseyri'de birer birer yer vereceğiz. Hazırlıyoruz. İlk sıra ona geldi. Kulaklıklar. FreeBuds 6i. Huawei FreeBuds serisini uzun süredir devam ettiriyor. İlk modellerinden beri de biz de kullanıyoruz, deniyoruz, takip ediyoruz. 6'ya kadar geldi seri. Şöyle tam kablosuz tabir edilen tipte. Şu kutuyu bir açayım, notlarımı bırakıp. Yuvarlak kutusunda sunulan, tabii ki kutu aynı zamanda şarj cihazı, kulaklıklar. Şöyle bir tanesini en azından, ikisini de alayım kutudan. Uçları, hani buna bir isim veriliyor mu bilmiyorum. Kimi kulaklıklarda şöyle silikon parça olmuyor. Direkt kulağınıza takıyorsunuz. Bunda ucunda silikonlar var. 3 boy silikon verilmiş. Huawei özellikle orta boyun takılı olduğunu belirtiyor. Diğerleri kutuda. Ama konforlu kullanım ve hani verimli kullanım için Huawei kulağınıza göre olan silikonu takmanızı özellikle belirtmiş. Hatta kendi kulaklığın uygulamasına bir alet, bir araç da koymuş, işte uç testi diye. Biz de size söylemiş olalım. Şimdi elimde tuttuğum her bir kulaklık, şu notlarıma göz atacağım, 5.4 gram ağırlığında. Yani hiçbir şey. Kutunun kendisi de 34 gram olarak belirtilmiş. IP54 standardında, hani çevre şartlarına direnci IP54 standardında, bu su sıçramasına, tere karşı dayanıklı anlamına geliyor. Toza karşı dayanıklı anlamına geliyor. Ama hani duşa, havuza girmeyeceksiniz tabii ki. Fakat yağmurda kullanmaya devam edebilirsiniz ya da spor yapabilirsiniz bunlar takılıyken. Bu kulaklıkların her birinin içinde 11 mm çapında sürücü var. Yani hoparlör olarak düşünebilirsiniz bu sürücüyü. Sesi üreten parça. 4 mıknatıslı olduğunu özellikle belirtmiş Huawei notlarında. Frekans aralığı da 14 Hz 40 kHz. Bu insanın duyma aralığının daha fazlası bir frekans aralığı. Hiçbir sorun yok yani. Tabii bu kulaklıkların her biri aynı zamanda mikrofon da taşıyor. Her birinde 3 mikrofon var. Bu mikrofonlar hem hani sizin telefon görüşmesi yapmanızı falan sağlıyor. Ama 3 tane olmasının özelliği çevrenin seslerini alıp gürültüyü engellemesi. Bu kulaklıklarda ANC, aktif gürültü engelleme özelliği var. Şu anda Huawei FreeBuds 6i ile sesimi telefonuma kaydediyorum. Ofis sessiz, klima çalışmıyor, hiçbir şey çalışmıyor. Sizin de temiz bir ses duyuyor olmanız lazım. Şu anda yaz sıcağına dayanamayıp klimayı tam güçle çalıştırdım. Ben de tam altında oturuyorum. Huawei FreeBuds 6i sesimi telefonuma kaydediyor. Gürültü engelleme özelliğiyle sizin bu gürültüyü hiç duymuyor olmanız lazım. Şimdi ortama bir kalabalık bir kafenin gürültüsünü verdik. Huawei FreeBuds 6i'nin gürültü engelleme özelliği çalışıyor. Sizin o kalabalık gürültüsünü hiç duymuyor olmanız lazım. Şu anda Huawei FreeBuds 6i ile telefon görüşmesi yapıyorum. Sessiz bir ortamdayım. Ortamda hiçbir gürültü kaynağı yok. Şimdi klimayı çalıştırdım. Tam gücüyle çalışıyor. Ben de altında oturuyorum. FreeBuds 6i'nin gürültü engelleme özelliği çalışıyor. Sizin bu klima gürültüsünü, uğultusunu duymuyor olmanız lazım. Bir de hani kulaklıkların fiziksel özelliklerini anlatırken söylenecek son detay, dokunmatik kontrol var. Şu tarafında, dışarıda kalan Huawei yazısı olan tarafında aslında dokunmaya duyarlı bir yüzey var. Burada siz kulaklığı kullanırken 2 kere basış, 3 kere basış ya da aşağıdan yukarı kaydırma hareketi, bunları hani önceden programlanmış işlevler var. Mesela işte 3 kere bastığınızda bir sonraki şarkıya geçme falan gibi işlevler önceden yüklenmiş ama özelleştirme var bu kulaklıkların yazılımında. O dokunuşları sizin istediğiniz şekilde özelleştirme var. Evet, bu kulaklıklar telefonunuza, tabletinize, bilgisayarınıza Bluetooth 5.3 ile bağlanıyor. Tabi cihazınızda Bluetooth 4 varsa yine çalışıyorlar. Ama kendi kodekleri Bluetooth 5.3. Beni sevindiren güzel bir özellik. LDAC, yüksek kaliteli bir ses bağlantısı kodeği olan, formatı olan diyelim. LDAC'ı destekliyor bu kulaklıklar. LDAC'ın yanında Huawei'nin kendi geliştirdiği yine yüksek çözünürlüklü bir ses formatı olan L2HC. Bunu da destekliyor ama bu L2HC Huawei cihazlarda olan bir kodek. LDAC gelişmeleri takip eden arkadaşlar hatırlarlar. Birkaç yıl önce LDAC Sony'nin geliştirdiği bir yüksek çözünürlüklü, yüksek kaliteli bir ses formatıydı. Bir ses kodeğiydi. Yıllar önce Sony bunu Google'a hediye etti. Hibe etti. Ücretsiz olarak verdi. Bütün Android'lerde kullanılabilsin diye. Her firma bunu benimsemiş değil. Ama Samsung'larda olduğunu biliyorum. Huawei cihazlarda da olduğunu deneyip gördük. LDAC iyi bir ses aktarım formatı ve bu kulaklıklarda olması bir avantaj. Kulaklığın yazılımından siz kodeyi seçebiliyorsunuz. Tabi cihazınızda LDAC yoksa, bu Huawei'nin L2HC'si yoksa AAC ve hani her cihazda olan en dipteki format olan SBC destekleniyor. Çift cihaza bağlantı özelliği var yazılımda. İki cihaza aynı anda bağlı kalabiliyorsunuz. Hangisinden gelen sesi dinleyeceğinizi siz seçiyorsunuz. Hani her cihaza ayrı ayrı eşleştirmek ya da birinden çıkartıp da öbürüne eşleştirmek gerekmiyor. Öyle biraz hani pratiklik sağlayan bir özellik konmuş. Gecikme meselesinde dinamik latency diye bir özellik konmuş. Diyor ki kulaklığın yazılımı, ben diyor oyun oynandığını anlıyorum. Oyunlarda dinamik olarak düşük gecikme moduna geçiyorum. Bu kulaklıkların lansmanında da tanıtımında da en öne çıkartılan konu gürültü engellemeydi. Huawei daha önceki kulaklıklarına göre gürültü engelleme konusuna müthiş akıl yatırımı yapmış, müthiş geliştirme yapmış. Bu kulaklıkların mikrofon falan gibi özellikleri dışında hani içinde o gürültü engellemenin çalışmasını sağlayan bir işlem gücü var. Bunlar da birer mini bilgisayar bir anlamda. O bilgisayarların performansı, güçleri arttırılmış falan filan. Akıllı aktif gürültü engelleme 3.0 diyor Huawei bu kulaklıklarda gelinen noktaya. Huawei'nin verdiği bilgilere göre 2.6 mikrosaniyede bir kulaklıklar çevrenin gürültüsünü alıp o gürültüye göre bir o gürültüyü yok edecek modeli oluşturuyorlar ve 1 saniye içinde o yeni oluşturulan model devreye giriyor. Tabii hani burada kaç mikrosaniyede ölçüldü de kaç devreye girdi falan önemli değil. Biz kullanıcı olarak sonuca bakarız. Evet, bu 3 mikrofon kullanılarak bu gürültü ölçülüyor ve negatifi oluşturuluyor. Sonuçta bu kulaklıkların gürültü engelleme başarısı muazzam. Çok iyi. Hem hani araç gürültüsü hem klima gürültüsü gibi tekrarlayan uğultu türü gürültüler. Bu tür ya da bir ortamın işte gürültülü bir ortamın, bir kafenin, belki bir dershanenin falan gürültüsü çok başarılı. Çok iyi. Huawei gerçekten hani bütün biz yatırımı gürültü engellemeye yaptık diyorsa, evet gerçekten de gürültü engellemeye çaba harcanmış ve iyileştirilmiş. Daha önce de söylemiştim, bu kulaklıkların kontrolü için AI Life diye bir uygulama var. Şimdi şöyle, Huawei telefon sahipleri aslında bu işte kodek seçimi falan filan türü bütün özellikleri Bluetooth kısmından Huawei telefonun değiştirebiliyorlar. Ek yazılım yüklemeleri bile gerekmiyor. Tam entegrasyon sağlanıyor. Diğer kullanıcılar, bu arada iOS da dahil, AI Life uygulamasını, Huawei'nin AI Life uygulamasını yüklerseniz işte bu gürültü engelleme modları ya da equalizer, hem presetler var hem 10 banda kadar ince sizin ayar yapacağınız equalizer var. Bu tür şeyler AI Life uygulamasıyla geliyor. Gürültü engelleme demişken tabii şunu da söyleyelim. Kapatabiliyorsunuz. Gürültü engelleme modunu açabiliyorsunuz. Yani işte yanınızdan geçen arabanın sesini falan siz duymuyorsunuz. Bir de farkındalık modu var ya da çeşitli her firma farklı bir isim veriyor buna. Dışarının sesini alma modu yani. O da yine bu kulaklıklarda var. İsterseniz kulaklıklara dokunarak o modlara geçebiliyorsunuz. Ya da AI Life yazılımından direkt şu moda geç diye kendiniz seçebiliyorsunuz. Evet, pil konusu nasıl? Bu kulaklıkların her birinin içinde 55 mAh bir mini batarya var. Kutuda 510 mAh batarya var. Kulaklıkları kutu şarj ediyor. Kutuyu da Type-C bağlantıyla siz telefonunuzun şarjıyla şarj ediyorsunuz. Gürültü engelleme kapalı olduğunda kulaklıklar 8 saat size müzik dinletebiliyor ya da telefon görüşmesi yaptırabiliyor. Kutuyla da 35 saatte kutuda şarj var. Bu şekilde toplam işte 40 küsür saat, 43 saat kullanabiliyorsunuz bir şarjla, bir kutuyu doldurarak. Gürültü engellemeyi açarsanız, tabi bu kulaklığın en büyük özelliği bu dedik. Açacaksınız, kullanacaksınız. Kulaklıklar 5 saat gidiyor. Bu tür cihazlar, bu tür kulaklıklar genelde bu civarda zaten gürültü engellemeyle pil ömrü. Kulaklıklar 5 saat gidiyor. Kutuda 20 saat daha size müzik dinleme imkanı ya da işte telefon görüşmesi imkanı sağlıyor. Kutuyu doldurmak kolay. 1 saat sürüyor kutunun dolması. Kulaklıklar kutuya koyduğunuzda sıfırdan 40 dakikada tam şarj oluyorlar. Ama şeyde belirtilmiş, hani kutuda 10 dakika tutsanız 4 saat kadar müzik dinletecek kadar ANC'siz tabi bir şarj elde ediliyor diye özellikle belirtmişler. Yani pil ömrü bu tür kulaklıklardan beklenen düzeyde, şarj süresinde falan da hani özel bir şey yok. Gayet normal süreler. Şöyle yuvarlak hatlı bir kutusu var. Ben hani dik dursun isterim. Duruyor ama hani onun için yapılmamış, her an devrilebilir. Şöyle yandıracak bu da. Ama güzel, hani şeyine göre beyaz ve mor renk seçenekleri de sunulmuş. Bizdeki örnek siyah. Mor olan biraz daha eflatun, hatta kimi arkadaşlar lila falan dedi. Daha detaylı, yüksek çözünürlüklü renk gören arkadaşlar. Doğrudur. Kullanıcı istediği rengi seçebiliyor. Gayet bence şık renkler, güzel renkler. Ben siyahından memnunum. Siyahını beğendim. Kutuda, cepte, çantada gayet kolay taşınacak bir kutu. Ben ses kalitesini oldukça yeterli buldum. Oldukça etkileyici buldum. Basslar da iyi. Yükseltebiliyorsunuz. Toplamda ses yüksekliği çok fazla değil ama biliyorsunuz hani çeşitli Avrupa Birliği yasal sınırlamalar falan da var. Hiçbir kulaklıkta zaten öyle hani çok yüksek bir ses, eskiden olduğu gibi bir ses alamıyoruz artık. Tatmin edici bence. En önemli özelliği gürültü engelleme dedik. Bu gürültü engelleme hem sizin işte yandan geçen araba, uçaktayken uçağın içindeki gürültü falan, onları kesmeye yarıyor. Hem de sizin telefon görüşmesi yaparken karşı tarafın duyacağı şekilde, net bir şekilde konuşmanızı sağlıyor. İkisinde de hiçbir sorun yok. Gayet başarılı. Siz de hem müziği hem de telefon görüşmesini iyi duyuyorsunuz. Dolayısıyla ses kalitesi iyi. Bence daha önceki FreeBuds'lardan belirgin bir iyileşme var. Ben aradaki bütün modelleri test etmedim ama FreeBuds'ı, FreeBuds 2'yi falan 3'ü kullanmıştım. Evet, ilerleme olduğu kesin. Öyle görüyorum. Evet, güncel LDAC destekli yeni bir kulaklık. Gürültü engellemesi çok iyi bir kulaklık. Huawei olmasına bakmayın. Başka markalarla da kullanılabiliyor. Huawei telefon sahiplerinin avantajı işte hızlı bir eşleştirme var. Açtığınızda kutuyu hemen Huawei telefonunuz canlanıyor. Tanıyor bunu falan filan. Ama diğer markalarda, diğer telefonlarla da kullanılabiliyor. Gayet sorunsuz, güzel bir kulaklık. 3000 lira civarında bir fiyatı var. Evet, ben ya bu tür kulaklıklar ne civarda? Tamam, 500 liraya falan da örnekleri var ama biraz daha şöyle marka olanları ne civarda diye bir çarşı pazar turu yaptım internet üzerinden. Basit bir şekilde. Evet, mesela şöhretli kulaklıklardan Sony'nin 1000XM5'i, böyle wireless olanı, 10.000 lira civarında. Biraz daha erişilebilir modellere bakalım. Jabra'nın Teknoseyri'de de yakın zamanda incelemesi çıkan Elite 10'u 5.000 lira civarında, 5.200 lira civarında. Xiaomi'nin güzel bir kulaklığı Redmi Buds 5 Pro 2.000 lira. Bundan daha ucuz. Bir de Huawei'nin kendisinin, bunlar FreeBuds'tı. Bir de Huawei'de FreeBuds Pro serisi var. Onun FreeBuds Pro 3'ü var. Buradaki gibi 3. nesil gürültü engelleme özelliğiyle falan ortak bazı özellikleri var. 6.000 lira. Tamam. 3.000 lira civarına bu kulaklık bence fiyatının hakkını veriyor. Alışveriş edecek olanlar hani bir değerlendirmeye ekleyebilirler. Alışveriş listelerine ekleyebilirler. Ben başarılı buldum hem gürültü engellemesini hem ses kalitesini. Huawei bütün hani dünyadaki ekonomik savaşın arasında kalmış olmasına rağmen, bütün önüne konan engellere rağmen ürünlerini iyi geliştiriyor gözüküyor. Pura 70'i de pek yakında Teknoseyir ekranında izleyeceksiniz. Bu ürünlerle birlikte duyurulan diğer tablet gibi diğer ürünleri de Teknoseyir'de tek tek değerlendireceğiz. Ama bu yeni ürün dalgasının ilk ürünü oldu FreeBuds 6i. Bence testleri geçti, sınıfını geçti. Teknoseyir'de tekrar görüşmek üzere.